Tek bir dili olsa, insanlar onu konuşsa, yani ikinci bir dil, üçüncü bir dili olmasa diye bir çalışmalar var. Halen bu şeyde okutuluyor. İtalya'da falan, İspanya'da kürsüleri var. Muharrem Yamuk yazmış Türkler için Esperantoca'yı. İşte onu da bulduk. Onunla ilgili bu köyümüzün kurucularından İbrahim amca, İbrahim Türedi. Onun da el yazması, o gün tuttuğu arşivler burada. Köydeki işler güçler daha önce ne yapılmış? Daha önce elma bayramları, elma festivali yapılmış. 77 yılında. Onun bir fotoğrafı. İşte meyvacılığın gelişimi. Daha önce buğday ziraatı yapılıyordu. Ondan sonra da kimye döndü. Bunları anlatan bir fotoğraf. Bu müzenin kurulmasında işte maddi sponsorluk yapan Mahmut Fidan, Erdemir Fidan'ın babası. O gün demircilik yapıyordu. Onun şurada gördüğünüz örsü burada. Yani çekici örsü, şu fotoğrafta gördüğünüz şeyler burada. Şu fotoğraf gene şu arkadaşımız 60 yaşında, şurada gördüğünüz çocuk olan. Orada gördüğünüz pulluk burada. Fotoğraftaki pulluk aynen burada. Yani tahmin ediyorum 50 yıl önce, 55 yıl önce veya 60 yıl önce çekilmiş fotoğraf bu. Yani o günkü işte Zeki Bey bu işte çok uğraştı. Yani özellikle ağaç aksamı korumaya çalıştı. Henkel firması yardımcı oldu o konuda. Yani bu ağaç aksamın ilaçlanması. Çünkü kurtlanıp gidiyor. Metal aksamlar kalıyor da ağaç aksamlar çürüyor gidiyor. Onları Zeki Bey bu işe çok emek etti. Onların fotoğraflarıyla anlatımı. İşte köyde o dönemde kullanılan aletler, eğrilen şeyler, yapılan el işçilikleri. O dönemki işte bir gelin kıyafeti. Başka olur mu sizin?